Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde not defterim uygulaması için content provider metotlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Bir önceki derste ne yapmıştık? Insert metodunu oluşturmuştuk. Bu insert metodu hem notlar tablosu için hem de kategoriler tablosu için kayıt ekleyecek yapıya sahipti. Şimdi bu tabloların içeriklerini görebileceğimiz query metodunu oluşturmaya geldi sıra. Buraya geldik. Öncelikle ne yapıyorduk? Bir switch case oluşturuyorduk. Bu switch case gelen URL'ye göre belli ID'ler alıyordu. Bunu yapmak için de matcher.match deyip bana parametre olarak gelen URL'yi ben bu metottan geçiriyordum. Eğer notlar tablosuyla ilgili işlem yapacaksa case deyip URI kod notlar çalışacak. Yok eğer kategoriler tablosuyla ilgili bir işlem yapılacaksa bu çalışacaktı bildiğiniz gibi. Şimdi önce ne yapalım? Kategoriler tablosunu yapalım. Çünkü bu diğerine göre daha kolay. Burada çalıştıracağım metot db.query. Kategoriler tablosundan sorgu yapacağım için table name'e bunu yazacağım. Not defterim contract.categoryEntry.tableName diyeyim. Bu tablo adını alıyorum. Daha sonra gösterilecek kolumları istiyor. Bana parametre olarak gelen projection'ı, selection'ı, ondan sonra selection argı ve de grup payı null atayalım. Having'i null atayalım. Order'ı null atayalım. Daha sonra ihtiyaç duyarsak bunları değiştiririz. Şimdi bu sorgu sonucu gördüğünüz gibi bana bir cursor nesnesi geri dönüyor. Bu cursor'ı ben her iki tarafta da kullanacağım için şuraya oluşturuyorum. Ve de şurada şu sorgunun sonucunu bu cursor'a atayacağım. Cursor eşittir bu. Ve de break deyip buradan çıkacağım. Geriye dönüşte bu cursor'ı yollayacağım. Çünkü bu metot gördüğünüz gibi çağıran kişiye bir cursor nesnesi gönderiyormuş. Bu case'lerin dışında bir de default tanımlayalım. Default. Eğer herhangi birine girmezse notlar ya da kategorilere burada throw new illegal argument exception gönderelim. Bilinmeyen query URI'yi deyip gelen URI'yi ekrana bastıralım. Hata olarak döndürelim. Kategoriler için bu kadarı yeterli. Şimdi gelelim bunu kullanmaya. Kategori göster metodunu ben deneme için yapmıştım ama bakayım silmiş miyim? Kategori göster metodum burada. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikli olarak get content resolver.query dedim. Benden URI'yi istedi. URI'yi yazdım. Projection kısmına da kategorimin ID ve kategori bilgisini görmek istediğimi söyledim. Diğer alanların null geçtim. Daha sonra cursor'ımı while loop'a sokup bütün aldığım değerleri tüm kategorilere koydum. Burada get string 0 ve 1, 0 ID değeri, birinci sütun ise kategori bilgisini tutuyordu bildiğiniz gibi. Şimdi bakalım bu çalışacak mı? Şurada aldığım toast aldığım mesajı bir de log cat'e yazalım ki şöyle veri diyelim buna. Daha sonra da tüm kategorileri gösterelim. Toast mesajı ekranda kısa süre kaldığı için göremezsek log cat'ten bakarız. Bir bakalım hatamız var mı? Uygulama açıldı ve bütün kategoriler geldi. Gördüğünüz gibi 15 tane log cat'e de bakarsak şurada listelenmiş. Şimdi gelelim notlarımızı görüntülemeye. Notları görüntülemeden önce biz daha önceki derste şurada kategori ekleyi yaptığımız gibi şunu şurada kapatayım. Bir de not ekle metodu oluşturalım. Not ekle. Not ekle metodumuzu da oluşturalım burada. Daha sonra onu görüntülenmeye yaparız. Şunu şurada kapattım. Private void not ekle. Not ekle için ilk önce get content resolver deyip insert diyorduk. URI olarak neydi? Not defterim kontrak nokta notlar entry nokta content URI. Dedikten sonra burası benden values content values bekliyordu. Şimdi bunu tek tek yazmayacağım. Ya da yazalım. Deneme olsun. Şuraya gelip content values
Aslında şurada bir yerde yapmıştık biz bunu. Oradan copy paste yapabiliriz. Notları oku. Gördüğünüz gibi şurada bir content ekleme işlemi yapılıyor. Şunu şuradan alalım. Tekrardan yazmaya gerek yok. Yeni kayıt dedik. İçerik kısmına yeni not eklendi diyelim. Kolum kategori ID'si mesela bizim deminki kategorilerimizden birini atayalım. Mesela 15. kategoriye atayalım bunu. Tarih bu olsun. Yapıldığı bilgisi 0 ya da 1. 1 yapalım. Yapılmamış. Ya da yapılmış pardon. Daha sonra bunu buraya yolluyoruz. Values deyip Content URI dedik. Daha sonra benden ne bekliyordu? Yeni kayıt. Daha sonra bunu ne yapıyorduk? Bir ID değeri döndürüyordu bana. Şöyle. Şurayı şöyle kopyalayalım. Pardon. Herhangi bir kontrol yapıyor muyduk? Şeyden bakalım. Şuradaki kategori ekleden. Bir URI döndürüyormuş geriye. Şunu şöyle kopyalıyorum. Ve de buraya geldim. Şimdi bu metot, insert metodu bana bir URI döndürüyor. Onu burada tanımlıyorum. Eşittir deyip daha sonra da bunu siliyoruz. Bu URI'yi ne diyelim buna? Not eklendi bu. Şimdi not ekle metodum da bitti. Çağırdık mı yukarıda? Çağırmışız. Bir çalıştıralım bakalım bir hata var mı? Gördüğünüz gibi not eklendi dedi. Notlar nokta slash 8 diye eklemiş. Yani 8 numaralı ID'de benim eklediğim yeni not var. Not eklemimiz de çalışıyor. Şimdi bir de ne yapalım? Notları görüntüle. Buraya geliyoruz. URI kod notların altına geldiğinde. Şimdi bildiğiniz gibi biz notlar tablosunda kategorileri tutan bir ID tanımlamıştık. Şuraya bakarsak. Notlar tablosunda kategori ID ve bir not eklediğimde ilgili kategorinin ID'si burada tutuluyordu. Ama ben notları gösterirken kategori ID yerine 1, 2, 3 yerine kategorinin adının gelmesini istiyorum. Ad bilgisi ise bu tabloda. Yani ben burada notları gösterirken aslında iki tabloyu birbirine bağlayıp göstermem lazım ki hem notlar hem de kategoriler tablosundan veri okuyabileyim. Bunun için provider'ımda bunu yapacağım. Buradaki bu query metodu açıklamasına da bakarsanız ne diyor? The table name to compile query against diyor. Yani bir tane tablo adı alıyor. Sadece tek bir tablo üzerinde eğer siz sorgu yapıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ama birden fazla tablo ve birleştirme işlemleri için biz burada SQLite Query Builder denilen sınıfı kullanacağız. Ne zaman ki URI kodlar çalıştırılacak buraya geliyoruz. Builder nokta eşittir new query builder'ı oluşturuyoruz. Daha sonra builder nokta set tables deyip bunun da açıklamasına bir bakalım. Bakın ne diyor? İki farklı tabloyu böyle virgüllerle belirtebileceğiniz gibi eğer bunlar birbirine bağlıysa da onunla ilgili SQL cümlesinde bunun içine string olarak gönderin diyor. O yüzden buraya gelip string tablo birleştir diyorum. Kafamızın karışmaması adına ben direkt olarak buraya ilgili string'i yazacağım. Öbür türlü ne olacaktır? Kafa karışacaktır. Öğrendikten sonra siz bunları konstantlarla yapabilirsiniz. Kullanacağımız sorgu şu şekilde. Notlar tablosunu inner join yap. Ne ile? Kategoriler tablosuyla. Daha sonra bunları bağla. 10 diyoruz. Notlardaki kategori ID. Notlar nokta deyince notlar tablosundaki sütun adına ulaşabilirsiniz. Kategori ID eşittir. Kategoriler tablosundaki ID ile bunları bağla. Ve bu SQL'i, bu string'i buraya geçiyorum. Ve böylece iki tablom için birleştirme yapmış oldum. Şimdi de ilgili query yazalım. Bu sefer DB değil de buradaki builder'ı kullanarak query'imi yazacağım. Şimdi burada direkt olarak DB veri tabanından query yaptığımız için bu builder'ın hangi veri tabanından query yaptığını bilmek istiyor. Diyoruz ki DB üzerinden yap. Daha sonra projection istiyor.
Bunları direkt geçiyorum. Projection, selection, selection arcs, group by ve having'i null geçiyoruz. Order'ı da null geçelim. Bu query bana geriye bir cursor döndürecek. Bu cursor'ı burada alıyorum. Cursor eşittir deyip bunu çalıştırıyoruz. Ve burada da bir break yapıp daha sonra da bu cursor'ı bu metodun geriye dönmesini sağlıyorum. Eğer bir hatamız yoksa bu da bitmiş oldu. Şimdi gelelim burada notumuzu göstermeye. Şöyle yapalım. Notları göster. Metodunu oluşturalım. En alta indim. Kategori ekle, not ekleyi kapatalım. Private void notları göster. Yine aynı şekilde get content resolver deyip content provider'ıma istekte bulunacağımı söylüyorum. Query yapmak istiyorum. Ben neyin üzerinden? URI üzerinden. Hangi URI? Not defterim contract nokta notlar entry'deki content URI üzerinden. Daha sonra benden projection bekliyor bu. Projection'ı isterseniz bütün alanları yerine böyle işimize yarayacakları belirten bir şey yapalım ve sabit kullanmayalım. Hızlı olsun. String dizisi projection eşittir deyip bunu açtık, kapadık. Öncelikli olarak göstermek istediğim alan notlar üzerindeki ID. Şimdi burada hem notlarda hem de kategoriler tablosunda iki farklı, yani ikisi de aynı isimli ID değeri olduğu için SQL'imiz hata verir. O yüzden buradaki ID'nin nereden geldiğini söylemeniz lazım. Buradaki ID benim notlar tablomdan gelecek. Daha sonra ne yapalım? Notlarımızın içeriğini gösterelim. Notlar nokta not içerik diye bir alanım vardı. Daha sonra şöyle kategoriler üzerinde kategoriler tablosundaki ID'yi versin. Ve de yine kategoriler nokta kategori sütununu ben alayım. Fark ettiyseniz projection, yani göstermek istediğim kısımda iki tabloya da ait veri var. Ben burada bunları inner join'e bağladığım için iki tabloya da erişip verileri okuyabilirim. Projection'ı buraya geçtim. Daha sonra benden selection bekliyor. Selection'ı null geçtik. Daha sonra arklarını bekliyor. Ve de sort order'ı buraya null geçiyoruz arkadaşlar. Bu query bana bildiğiniz gibi bir cursor veriyordu. Şimdi de bu cursor'un içeriğini okumaya geldi sıra. While diyorum. Öncelikle bir string tanımlayalım. Tüm notlar diye boşluğa atalım. Bu işlemleri pek çok kere yaptık. Umarım artık kafanız karışmıyordur. Cursor nokta move to next. Yani kayıt olduğu sürece burası çalışacak. Burada da notlar tablomuzda şu an 1, 2, 3, 4 tane sütun var ya. Bir for döngüsüyle bunları gezelim. Küçük ve eşit olana kadar 3 diyorum. Çünkü burası 0. Burası 1. Burası 2. Burası da 3. sütunum. İyi, bir arttır. Buraya da tüm notlar artı eşittir de diyebiliriz. Eşittir tüm notlar artı deyip cursor'ımızın get string deyip şuradaki dönen sayıları buraya atarız. Yani i'yi atarız. Ve her birinin arasına şöyle bir tane tire koysun. Yani bu for şöyle 4 tur döndüğünde bir satırdaki bunları alacak. Sonra cursor bir de dönecek. İkinci satıra geçecek. Burası böyle dolacak. Böyle böyle. Ve de her bir for'dan sonra da tüm notlara bir tane ne yapalım? Artı eşittir diyelim burada da. Alt satıra geçmesi için bir slash ne ifadesi yazıyoruz. Burası bittikten sonra şuradaki not eklede var mıydı o? Şuradaki toast mesajı alıyorum.
Vay yılım bittikten sonra notlar, şurayı şöyle yapmayalım da direkt olarak tüm notları gösterelim burada. Show dedik. Bir de aynı şeyi bir de Locket'e tabi basalım. Veri deyip tüm notları bir de Locket'e basalım. Eğer bir hatamız yoksa çalışması lazım. Gördüğünüz gibi bütün notlarım geldi. Şöyle Locket'ten daha düzgün bir şekilde bakabiliriz. 6 numaralı 6 ID'li notum okula uğra. Kategori ID'si 1, kategorinin adı 2. Deneme 2. Şurada mesela 8 numaralı bir yeni not eklendi var. Kategori ID'si 15'miş. 15. ID'de de deneme kategorisi varmış arkadaşlar. Evet, umarım anlaşılmıştır. Gördüğünüz gibi content provider'larda query metodunu da bu şekilde gerçekleştirdik. Dediğim gibi bunu daha sonradan konstantlara çevirmeyi unutmayın. İlerleyen zamanlarda daha kolay. Kafamız karışmasın. Aksi takdirde işte bunun için bir sürü, yani biliyorsunuz notları nasıl çağırdığımızı, ne diyorduk burada? Not defteri kontrak nokta notlar etti nokta table name demem lazımdı sırf şunun için. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir burada bir selection işlemi de yapmadık. İlerleyen zamanlarda lazım olursa buradan ona göre bir parametre gönderimi yapacağız. Bir sonraki derste buradaki delete ve update metotlarını güncelleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.